an çok heyecanlıyım. Yani Avrupa Şampiyonası'ndaki o günlerim aklıma geldi. Yalnız Çağla Şikel de gelecek. O düşerse müdahale etmeyin. O kendi kalkıyor. Ay burada çok zor kayılıyor. Ay görüyor musunuz? Sizler için nelere katlanıyorum. İnsanın bacağı ay çok fena kız. Hiçbir şeyden nasıl kayıyorsunuz böyle? Ay gidiveriyordum. Ay gidiveriyordum. Ay. Sen hep böyle bakardın. Hatırladın mı? Hatırladın mı o günleri? Hatırladım o günleri. Ben böyle buz pistindeydim. Öyle bakardım. Size aşıktım o zaman biliyor musun? Evet öyleydi. Yani. Ama istemediler. Ama sonradan bak yağmur oldu. Ay canım benim. Sizi bıraktım ben ya. İyi ki olmamış. Ben zaten. Güzelsiniz de yani ayrıldık ne yapalım. Evet. Ne zamandır kaymıyorsun? Kayacağım yakın. Birazdan kayarım. İnşallah ben de öyle. İkimiz birlikte kayalım mı? Olur. Olur. Ne zaman? Tansiyon raporunu iç gel. Yok bende tansiyon yok. Ben sporcuyum rahat. Öyle mi? Futbol hocasıyım ben. Aa çok güzel. Ay ne güzel kaydım, ne güzel kaydım. Ay ay ay. Ay ay ay. Siz küçük hanım nasıl başladınız bu işe? Daha bugün işte geldik. Annem karne hediyesi olarak beni buraya getirdi. Yeni mi başladın? Evet. Hadi bakalım. Tamam. Ne kadar oldu başlayalım? Daha bugün. Daha bugün. Kaç saattir başladın kız? Ben daha ayaklarım üstünde duramıyorum. Bir saat oldu. Bir saatte öğrendin mi? Evet. Peki çocuklara, senin yaşındakilere, yaşından küçüklere, büyüklere tavsiye ediyor musun? Evet ediyorum. Ha buraya gelsinler böyle kayak yapsınlar değil mi? Ne güzel. Karne hediyesi annesi bak ona vermiş. Ne güzel vallahi. Gelin böyle. Hadi bir şöyle bir uzayın bakayım da bir kayıverin bir göreyim bakayım. Cimcimeler sizi. Tam cimcimeler. Bak bir saatte öğrenmiş görüyor musun? Ben koca kadını öğrenemedim. Merhabalar, git hoş buradan, geldiniz. Git buradan. Hayır, seni gebertirim. Git dedim. Seni gebertirim. Hayır. Kız kıdıklama kız. Beytencim nasılsınız? Senin burada konuş. Burada. Senin ne işin var burada? Ben de ilk defa mı kayıyorsun? İlk defa. Ben de öyle ama ya aslında ben öyle değilim. Avrupa Şampiyonası'ndaki günlerim aklıma geldi. Çok zor. Yani 50 yaşında kadınsın tabii zordu. Evet. 500 kişiyle beraber kayıyorum farkında mısın? Evet. Çocuk bir hoca onlarla. Kızlar siz ne zaman? Ama çok zor yani bu. Ben bir yıldır. Bir yıldır. Ben öğrendim bile kız bak Alişan'ı taşıyorum. Çok güzel. Güzel değil mi? Tavsiye ediyor musun sen yaştakilere? Evet. Hadi dağılın mı? Hadi 1-2-3 hadi. Fırsat bu fırsat. Alişan'ın elini tutuyorum. Ay bu çöldeki kutup ayısı mı kız? Evet. Ay biz burada mı buldu bizi? Bu işte burada yaşıyor. Burada mı yaşıyor? Burada yaşıyor. Sana talipmiş.
Bana talip. Anca bunlar talip olur bak, zaten. Bak, sağ olasın. Ay. İşlerine ya. Kaçıncı yüzyılda yaşadın sen en son? 19. yüzyılın ilk yarısı. Şu güzel değil mi? Yakıştık mı? Hayat arkadaşım. Elim acıdı. Ay buz gibiymiş kız kaldır. Oğlum memlekete başka türkücü yok. Yapma öyle şeyler. Ben dedim ki oturayım beni çeksin. Ama oturunca gitti. Hayır. Ne yapıyorsun öyle? Nasıl sarılmış ya? Nasıl sarılmış? Denize düştün. Evet, arkadaşım. Bak. Ya kutuplara düştün mü nasıl sarılıyormuş insan gördün. Kutup kutup fark etmez. Ayağım yoruldu ya. Benim? Ben yeter benim ayağım çok yoruldu. Sen biraz kaç. Sen kendi kendine nasıl İnşallah yürüyorsun? Sen. Kaç kere paten yaptın hayatında? Ay kız biraz talim yap. Donum düşüyor sus sonra. Nereden sıkaydın böyle duruyorsun kendi kendine? Şey yaptım 15 dakika. Gördüğünüz gibi. Son geldiler. Pisti ilk terk ettiler. Benim kadar olamadılar gördüğünüz gibi ama gelin çok güzel bir şey. Şahane bir spor yani. Gelin. Ay biraz şey oldum böyle dağıldım. Şimdi servise gireceğim. Bakacağım nerede kırık çıkık var. Boya, badana ne lazımsa yaptıracağım. Ama çocuklar daha kolay. Daha rahat yapıyorlar değil mi hocam? Evet daha kolay. Daha çabuk öğreniyor. Daha yere yakın oldukları için daha çabuk öğreniyor. Daha yere yakınlar. Bak Sezen Aksu daha yere yakındır. O daha çabuk öğreniyor. Evet daha. Değil mi? Gel öğren Sezen. Evde oturup nakış yapıyorsun. Sanki koca bulacaksın kendini. Hadi tutmayın bizi. Ne oldu? Beğendiniz mi? Neyi? Kayabildiniz mi? Ay nasıl kayayım hayatım? 2 metre kadar. Ay biz de sen balerinsindir. Şöyle uçacaksın zannettik. Böyle seni bekliyorduk. Resmi geçit yapacaktık sana. Ay o buz patencilerin çoğunun boyu 1.30'da 1.50 arası hayatım. Ben 2 metre kadar. Aa ezikledi. İnsanları ezikledin. Buz pateninde, balede kısa olmak gerekir. Kısa olmak gerekir. Yakın olacaksın. Ha, o zaman Sezen Aksu becerir bu işi diyorsun. Ama. Siz nasıl Alişan Beyciğim? Seni çok beğenmişler. Ay kim? Sen? Az önce Buz Pateni Federasyonu Başkanı ile görüştüm. Öyle mi Avrupa'daki şahı? Seni olimpiyatlara. Ya paramı versinler giderim. Niye? Seni altyapıdan almak istiyorlar tekrar. Altyapıdan. En alt. Altyapıdan. En alt. En alt. En alttan. Tamam olur. Hiç fark etmez. Ben de. Hanımefendi siz nasıl beğendiniz mi? Beğendim. Güzel mi? Nasıl geçti? Zevkli miydi? Zevkliydi. Zevkliydi. Ay yerim ben seni. Bu kıyafet var ya. Yemin ediyorum 1986 Katerina Witt vardı. Katerina Witt'in üstüne çığ düşmüş halisin ya. Çok teşekkür ediyorum. İnsan bir çekime gelirken bu kadar mı özenir? Bu evet. Kadar mı? Seyircim çok özel. Saygılı. Bu kadar bak vallahi dalga geçmiyorum. Böyle bak eldiveninden, hani takılarından, şeyinden, sürdüğü koku. Şuna bak yani. Tight, bir tight giymiş, bir kazak giymiş, çıkmış gelmiş. Peki izleyicimize son neler söylemek istiyorsunuz hanımefendi? Çok keyifli bir deneyimdi. Tabii ki ben yani çocukların özellikle buraya gelip kayması eminim çok keyifli ve eğlenceli bir şey olur ama Aysel için de kaçırmayın. Bugün bizlerle birlikte bir karakteri vardı. Biz de önümüzdeki hafta izlemeye gideceğiz kendilerine efendim. Çok merak ediyoruz acaba buz pisti üzerine neler yapacaklar. Sustum. Tamam sustum. Evet. Siz beyefendi. Şöyle söyleyeyim iyi bir deneyimdi ama deneyim olarak kalacağını zannediyorum. Bunun bir üstüne geçmez. Çünkü beraber gelir neden? Denerdik. Neden? Çünkü 40 yaşında anladın mı? Bu meslek.
Kaç yaşındasın? 40 yaşında olsam ne olur olmasam ne olur. Ne alakası? Şunu demek ben her türlü... Ay, keşke birbirlerine girseler ne güzel. Var bak, bizde düşme korkusu var. Çocuklar da öyle bir korku yok. Yok tabii. Yani korku olmayınca da daha çabuk öğreniyorlar. Tabii doğru söylüyorsun. Ayak, işte tenis, bu tarz paten gibi şey hep küçük yaşta başlamam. 40 yaşından sonra başlasa ne olur? Doğru, hiçbir şey olmaz. Öyle 38'imden gün aldım. Daha 40 yaşıma var. Ayrıca kendimi genç ve fit hissediyorum. Ayrıca düşme korkum yok. Evet. Düşmem, düşürürüm. Ay inşallah gördük. Gördük yani kim ne olmuş ne etmiş. Bacakları açıldı böyle. Bir şey artistik bir şeyler yapıyordu ama beceremedi de. Neyse efendim. Çıkın çıkın gelin. Çok güzel bir deneyimdi benim için de. Ben devamını getireceğim inşallah. Alişan'la Çağla'nın hep kulaklarını çınlatacağım. Bugünlük bizden bu kadar. Hadi tutmayın bizi efendim. Hadi.